Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine Microsoft Excel üzerinde tipik bir tabloda başarı ve başarısızlık oranlarını göstermek ve onları grafiklerle ifade etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Tabii ki herkese her senaryoya uymayacak ama genelde işte bir ürettiğiniz miktar var, bir hedefi var. Aynı şekilde herhangi bir skora karşılık bizim elde ettiğimiz puanı karşılaştırmak gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz şöyle çoğaltayım ve bunları sileyim. Buradaki bir başarı ve başarısızlık oranını ve grafiği de silerekten kaldırayım. Şimdi arkadaşlar işte ürünlerimiz, kişilerimiz, hedef notu, aldığı not vesaire vesaire gibi bir durum var. Tabii ki bunun grafiğini bu şekilde çizebiliriz. Eklenen bir sütun grafik çizdiğimde çok da bir şeye benzemiyor. O zaman ne yapabiliriz? Eğer zaten şey kullanıyorsak 2013 ve ileri Excel sürümü önerilen grafiklerden birleşik grafiğe gidip seçebiliriz. Uygun bakın serimizi. Eğer diğer türlü yapsaydık da hani eski sürümlerde de olsun zamanda şöyle yapıyoruz aklınızda bulunsun. Hani bunu buradan alıp tekrar yeni serinin grafik türünü buradan seçip işte bu çıkmıyor tabi sadece şey çıkıyor yani bunu çizgi yapmanız için bir seçenek çıkıyor. Oradan seçerek yapabiliyorsunuz. Problem yok eski videolarımıza da gerekirse bakarsınız. Biz normal zaten grafik çıktı. Hemen birleşik grafikle yapayım tekrardan combo grafikle. Combo grafik bize soruyor neyi yapalım diye. O hedefi şey yaptı. İkinci eksene ihtiyaç yok çünkü aynı verideler. Yani aşağı yukarı 4000-5000 gibi. Yani buradaki bir farklı bir başarı oranı bir şey sıfırlar yani farklı bir skaladaki değer olsaydı ikinci ekseni isterdik. Eksenler aynı gerek yok. Çünkü eklediklerimize kullanırız onu. Hedefimizi çizgi veya işte işaretli çizgi diyerekten yapabiliriz. İşte size bir hedef başarı grafiği. Ancak gelin başarı oranımızı ve başarısızlık oranımızı da bulalım. Başarı oranı. Başarı oranı nedir arkadaşlar? Bunun buna bölümüdür bir anlamda değil mi? Dediğim gibi yani tipik bir şey yapıyorum. Yani illaki böyle olacak diye bir şey yok. Siz de kendi aritmetiğinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi başarı oranı yani hedefi %90 tutturmuş mantığında arkadaşlar. Hep size ters geliyorsa farklı şeyler olabilir. Tamam. Bunu da grafiğe alalım. Bakın. Hop aldım. Tabii bu göremiyoruz. Çünkü işte durum farklandı. İkinci eksene ihtiyaç var. 90 ne demek? 0.90 sıfırla bir. Bununla bir tutulabilir mi? 4000-5000'le. Problem yok. Hemen yeniden grafik tasarımına gidiyoruz. Yeniden grafik değiştirmeye. Yani buradan bakın. Bunu da göster. Tamam. Bakın. Buna bir ikinci eksen. Çünkü neye ihtiyacımız var? Yüzdelerin gösterildiği bir ikinci eksene ihtiyaç var. Evet. Bu da bizim başarı oranımız. İsterseniz farklı bir renkle, isterseniz ve data label'larıyla gösterebilirsiniz. Label'ları genelde üstüne almakta bir etiketlerine yarar var. Evet aldım. Biraz hedefimiz de karıştı gibi ama tek tek bireysel de şöyle hafif düzenlemeler yapılabilir. Evet işte hedefimiz, işte başarı oranları %90 hedefini tutturmuş falan gibi. Gayet güzel gördüğünüz gibi hedef de burada 50.000, 5.000 gibi. Hedefini aşan durumlarda ne olacak? Ondan sonra 5.500 diyelim. Tamam hedefi de aşmış bu arkadaş. %110 başarılı olmuş. Çok güzel. Peki şimdi bir de başarısızlık da var değil mi? Bu arada yani bunlar %71 tutturmuş. Ya bir eksisi aslında oranı diyelim. Bir eksi bu arkadaşın değeri tabii eşittirle başlıyor Excel'de genelde formüller.
Bu bölü bu. Tamam. Evet, merak etmeyin, eksiye çözüm bulacağız. Çünkü birden çıkarmak demek, bunu eksi 10 gibi oldu. Aslında bu başarısız değil, başarılı. Başarısızlık oranı burada tam tersi, %69 başarılıyken 39 başarılı, bir eksi gibi. Böyle durumlarda yani bir yer if çekiyorum mecburen. Küçüktür sıfırsa, küçük eşittir sıfırsa sıfır yapsın gibi. Ondan sonra tabii değilse ne olacak? Aynısı devam. Peki bunu da grafiğe alalım. Onun simetriği oldu. Bunda bir başarısızlık yok. Sıfır. Diğerlerindeki başarısızlık oranları da bu. Bunu da kırmızı yapalım. Yani burada dediğim gibi sizin hangisini göstermek istediğinizde bu arkadaş %110 başarılıymış, sıfırmış. %69 başarılıymış, tam tersi %38 başarısız gibi. Altına bir veri etiketi ekleyeyim. Veri etiketlerini biçimlendir. Altta olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde, hani grafik böyle bir simetrik çıkıyor ama buradaki yapmak amacımız şuydu. Bunlar hep derslerde çıkıyor karşımıza. Klasik olarak bunu çiziyoruz, bunu çiziyoruz. Bir başarı oranını da çizelim. Böyle bir fire mire çalışmalarımız var. Bunlar da onlarcasını görebilirsiniz. Aynı şekilde madem bu başarılı oldu %69, diğer bir de işte %30 da başarısız olduğu gibi şeye karşı, yani hedefine karşı bu şekilde ifade edebilirsiniz. Böyle de farklı da tabii ki kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sona erdirdik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.